Evet arkadaşlar, bugün Beyçeli Gestamp Cup 2022'nin grup maçlarının ilk günündeyiz. 8 tane takım kaldı. Bunları şimdi grup içerisinde maçları oluyor. Ve beyaz yakalarla mavi yakaların da böyle karşılaştığı durumlar var. Gerçekten heyecanlı. Şu an halı sahanın etrafında yaklaşık 100 kişi görüyorum diyebilirim. Oldukça heyecanlı oluyor. Şimdi böyle tanıdığımız arkadaşlarla birkaç röportaj yapıp takımımızı gene motive edip bugünkü maça hazırlayacağız. Bakalım bizim takım neler yapmış. Bugün de rakibimiz gerçekten zor. İnanıyoruz, güveniyoruz ama hani rakip de zor olunca tabii bakacağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte izleyelim. Evet Tufan Bey, neler söyleyeceksiniz? Maçı yendiniz 4-2 galiba. 4-2 yendik Eser Bey. Teşekkür ederiz. Destekleriniz her zaman yanımızda olduğunuzu görmek güzel. İyi oluyor, güzel oluyor. Turnuva güzel geçiyor. Evet. Sizin gibi futbol severlerin olması da bizi daha da heyecanlandırıyor, güzel oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi bizim maçımız başlayacak. O evet. Maçla ilgili neler söylemek şimdi istersin? Şimdi hemen üstümüzü değiştirip kalite takımımızı desteklemeye yan taraftan devam edeceğiz. İnşallah onlar değinecek. Güzel bir akşam olacak. İnşallah. Bu galip, biz galip gelirsek size yarar sanki ha? Bizim için sorun yok. İnşallah kalite yarar. Hadi bakalım. Evet, şimdi maç öncesi takımlar ısınıyor. Karşı takımı görüyorsunuz. Bir Trabzonspor havası var ve takım halinde aynı formayı yaptırmışlar. Oldukça şık duruyor Demirtaş ekibimiz. Şimdi bizim takıma gösteriyorum. Her takım var. Trabzon, Bursa, Galatasaray, Fenerbahçe. Yani ne diyelim şimdi, evet. Takımın müdavimlerinden en kıdemli oyuncumuz Şaban'la birlikteyiz. Evet Şaban, rakip güçlü. Rakip, neler söyleyeceksin? Rakip güçlü, iyi hazırlanmışlar maçın, ama biz de iyi hazırlanmışlar. Maçın sonunda ciğerimiz yetecek mi? Yettiği kadar. Yettiği kadar, yetmedi. Yetmediği kadar. Hadi bakalım. Yetmedi. Evet. Ciğerimiz yetmezse yüreğimiz yeter. Eğlendim. Ferhat öyle diyorsun, ondan sonra golleri kaçırıyorsun Ferhat. Abi, gol olacak diye bir şey yok. Oğlum bak, adamlar Trabzonspor gibi gelmişler. Orada görüyorsunuz değil mi? Bak. Tamam işte abi. Tam bir takım izlenimi var yani. 60 yılda bir şampiyon olurlar işte. Ya şampiyon olurlar mı orasını bilemem de. Biz sanki bugün bir 8-10 tane yer miyiz acaba diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet, burada Hasan'la Alper'in yanına gidelim biraz da. Evet Hasan, ısınıyorsun ama biraz maç öncesi yorumları alalım senden. Abi alalım. 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan? Evet abi, 2 haftadan beri beraberlik var diyorlar. Sonuç yok diyorlar. Evet. Kendimizden emin olarak 3 puan için. 3 puan. Gelen bizim taraftarı üzmemek için sahaya çıkıyoruz. Öyle mi dersin? Evet. Bizi izleyenler, zamanlarından fedakarlık yapan arkadaşlarımız için. Buradalar diyorsun. Evet. Hadi bakalım. Tamam. O zaman kaptanı da bir alalım. Evet, kaptan Arif. Senin de maç öncesi yorumlarını alalım. Neler düşünüyorsun? Takımı motive ettin mi? Ne durumdayız? Takımı motive edemedik. Biraz daha Şaban'a kaldı bugün o iş. Öyle mi dersin? Aynen. Tamam. Şaban amir ediyor. Şaban orada i̇nşallah takım esame listesini veriyor. Çekişmeli mi? Yani inşallah diyorum. İnşallah. Aynen. Hadi bakalım. Takıma güveniyor musun? Taktikleri oluşturdun mu? Yok. Yok. Bu kadar mı hazırlıksızsınız? Hazırlıksız değil de umutsuz. Hadi bakalım hayırlısı. Canım hoş geldin. Evet. Yapma öyle deme. Taraftarlar tribündeki yerini alıyor. Yapma. Bakalım. Neler olacak bu maç? Kale arkası da bayağı doldu bu arada. Şöyle gösterelim. Öteki maçtan çıkan arkadaşlar da gene bu maçı izlemeye geldiler. Evet, şimdi bir takım fotoğrafı alınıyor. Biz de böyle çekelim. Çekelim arkadaşlar. Nasıl lan kaptan, bir video alayım sana. Evet Yusuf, yorumlarını alalım. Yedeksin bugün. Evet, 3 puanla başlıyoruz. İkinci yarı oyuna girmeye imkanın var mı? İnşallah. İnşallah, hadi bakalım. 5-5. Evet, son hazırlıklar, son ısınmalar, maç öncesi. Evet, maç başladı arkadaşlar. Karşı takım şu anda kendi sahasında paslaşmalar yaparak oyuna başladı. Hadi Hasan, devam et Hasan. Hadi Hasan.
forma benzerliğinden dolayı şu an hakem maçı durdurdu. Karşı takım Trabzonspor'a benzeyen bir forma alınca, bize de Şaban'ın forması Trabzon olunca, şu an mavi olan üstlerimizi turuncu olarak değiştiriyoruz. Evet. Evet Şaban, bir forma benzerliği oldu galiba. Neler söyleyeceksin? Çok karıştı oyun. Evet, takım şu an turuncuya dönüyor. Ama iki kişilikte bir baraj var. Bakalım Ferhat topu nasıl değerlendirecek. Kaleci Aykut. Direkten döndü. Evet, taraftarlara el var dedi ama hakem olsun gerisinde kaldı. Alper topla buluştuğu gibi 3 kişi aynı anda bastı. Top Aykut'a. Aykut'un degajı orta sahada ve Ferhat buluştu topla.
Fakat ileride çoğalmakta zorlanıyor Green City. Vurdurma! Ve korner. Araya girdiler. Böyle bayağı şey. Hareket top almayın. Evet, Arif ileri çıktı, ortası boşaldı şu an. Karşı takımda bir sakinlik şeyi var. Kendisi telaş yapıyor. Evet, oyundan çok düştü Green City. Oyunu kendi sahasında kabul ediyor. Paslaşmalar. Ve gol. Evet. Gol adeta geliyorum dedi. Evet, Arif topun başına geçti. Acaba gol olur mu? Daha önce oradan golleri var. Kaleciye müdahale dedi hakem. Kaleci mermi yemiş gibi yattı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Kale arkası full dolu görüyorsunuz. Çok önemli bir şey gözükmüyor. Evet, zaten ayağa da kalkıyor. Şaban inanılmaz bir gol kaçırdı. Evet. Tribünler gol diye bağırırken kaleci son anda dokundu ve topu kurtardı. Şimdi çok kötü yakalandılar. Evet. Evet, korner oldu. Bakalım Green City korneri nasıl değerlendiriyor? Evet, bir kornerde şimdi rakip takım, onlar da çok kötü kullandı. Ve şu an kontra atak oldu, fakat kontra atağı da çok kötü kullandık. Karşılıklı kaptırılan toplar. Oradan tribünler sahaya müdahale ediyor. İki kişiden topu kaptı. Ve hakem avantajı oynattı, daha sonra faul verdi. Evet, biraz da tribünleri çekelim. Evet, tribünde kimler varmış bir bakalım. Evet, agresif bir tribün görüyoruz. Üç genişte var. Hocam, taktirakları kırmızılardan kullanıyorsun ya, ayıp oluyor. Demek ki pozisyon eski kişi orada veriyor ya. Evet, tribünden yorumları görüyorsunuz. Ramazan. Hoca, dünya göze beklerim. Başladın kafası anlamadım. Evet, Ramazan, neler söyleyeceksin? Ne diyeyim
var. Abi iyi oynuyoruz ama hoca çileden çıkartıyor yani. Hadi bakalım şimdi free kick oldu. Katlediyor yani. Hocaya sesleniyoruz. Göz muayenesine bekliyoruz. Kendi burada var ya. Evet, free kick oldu. Mükemmel bir gol. Kaleci Aykut'u adeta izledi. Evet, hakeme yüklenen taraftarlar var. Ama mükemmel bir gol. Evet, bir korner daha. Evet. Kaleci Aykut mükemmel tuttu ve inanılmaz bir ileri vuruş fakat top rakibe gidiyor. Evet, ilk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu 2-0. Takım enerjisini ekonomik kullanıyor bu maç ama ileride çoğalmakta zorlanıyor. Bakalım neler söyleyecek arkadaşlar. Evet Çağban, inanılmaz bir gol kaçırdın. Skor 1-0'dı. Gol olsaydı 1-1 olacaktı ve yeniden tutunabilecektik maça. Neler söyleyeceksin? Destek ayağına vurdum ama yavaş gitti. Güzel şuttu ama, güzel düşünce ama. Gol olsaydı mükemmel bir plaseydi. Evet. İkinci yarı devamını bekliyorum ama ileride sanki çoğalamıyoruz biraz. Evet. İyi oynuyorlar. İyi baskı kuruyorlar. Bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. Biraz da kaptanın olduğu yere doğru gidelim. Bakalım tribünler neler söyleyecekler. Evet. Yakalandık beyler gene. Tufi söyle bakalım. Şaban Bey, o gol kaçarsa böyle olmaz ya, lütfen. Aynen. Evet. Şaban Bey lütfen kendinize ceki düzen verin. Vur, ya. Vur kalıncına girsin ya. Bak gelmedi hadi. Yeni köyden geldik sizin desteklemek için bak. Arif defans toparla orada atarlar bir tane. Bak adamlar çok kendi. Vallahi yeni köyden gelmeye başlamıştım böyle de. İleride top tutamadığınız zaman yoruldular. Hocam bir dakika ben sen aldım. Hadi. 5 dakika daha sonra. Kameranın önüne geçiyorlar. Evet. Görmez ya. 20 sene oldu. Bence su içseniz daha iyiydi ama. Hadi oğlum. Hadi azıcık sıkın ya. Evet, bir Alper Hasan. Evet Hasan. Hasan, evet ileride çoğalamıyoruz. Neler söyleyeceksin? Abi sıkıntıları çözeceğiz ya. İkinci yarı daha iyi olacak. Hadi bakalım. Hakemin biraz kötü yönetimi var. Arif hadi Arif. Evet, çözeceğiz. Hadi bakalım. Rakip su içti bak. Siz içtiniz mi? Hadi bakalım. Evet, rakip oyuncular da yine. Demirtaş lokasyonunun iyi oyuncularından, iyi takımlarından birisi. Birazdan ikinci yarıyla birlikte beraberiz. Ve ikinci yarı başladı. Evet, paslaşarak. Orta sahadan topu geçiremediler. Hoca buna da faul vermedi. Tribünler çıldırıyor. Çıldırdı. Hoca sertliğe izin veriyor. Bakalım maçın sonuna kadar neler olacak. Çok kötü bir şut. Top dışarıda. Kaleci Aykut'un üzerine giden top yumrukla köşeden içeriye girdi. Skor 3-0. Vur!
Alper'in çaprazdan şutu kalecide. Kaleci gerçekten çok iyi. Hiçbir topu sektirmedi şimdiye kadar. İleri uzun bir vuruş. Tabii Haki Aril sağa biraz küçük geliyor. Bir uzun vuruş da şimdi kaptan Arif'ten. Orta saha bomboş. 4'e 3 yakalandı. 4'e 2 oldu. Ve atamadılar. Evet, rakip gene geriye de koşuyor. Evet, oyuncu değişiklikleri oluyor. Fırat çıktı, Yusuf Uçak girdi. O da 3. maçında ilk oyununu oynayacak. Rakip de şu an bir oyuncu değiştiriyor. Evet. Korner dedi hakem. Rakip topu kullanmaya bile gitmemişti. Hakem korner dedi. Evet, Aykut için kolay bir toptu. Bakalım şimdi oyunu nasıl kuracağız. Gene uzun ileri bir top. Hasan yetişebilir mi? Çok zor. Top gezdirmeye başladılar. Çok akıllıca. Üstlerine çekip boş alan yaratmaya çalışıyorlar. Az daha Hasan topu kapıyordu. Evet, iki pas yapamadık. Evet, 3'e 3 yakalandık. Çaprazdan top dışarı çıkıyor. Arka tarafa atılan top kimse yok. Orta sahada gene bir boşluk. Evet, kaleci Aykut hızlı başladı. Evet, Yusuf adamı biçti. Yusuf adamı biçti. Çok kontrolsüz bir vuruş. Rakibin bir şey yok ama gerçekten sarı kartlı bir hareketti. Bakalım gene bir free kick, gene bir gol olacak mı? Kaleci Aykut baraj kurduruyor, bakalım. Yusuf'tan dönen top barajda. Oyun devam ediyor. Kaleden başlıyor.
anda golü buluyoruz. Ve taraftı, taraftarlar burada. Taraftarlar evet. Gol attık. İşte bu. Bir bu kadar da kale arkasında var. Evet, rakip yorulunca takım basmaya başladı. Evet, neler söyleyeceksiniz? Kazanacağız. İnanıyoruz. Buradan maç döner mi? Tek ricam uzun oynasınlar. Paslaşamıyorlar. Uzun oynasınlar. Tamam, ben söyleyeceğim şimdi. Tamam. Evet. Skor 3-1 olunca takıma umut geldi. Aykut ve boş kaleye topu Hakan bırakıyor. Skor şimdi 4-1. Mükemmel kurtardı. Şeyin kurtarışı yaz. Evet, neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Skor şu anda 4-1. Valla kazandığımız için mutluyuz. 1-0 olsun, gazlar işi bizim olsun. Bizden standart şey o. Gol yedik odur yani. Şu ana kadar gol yememiştik. İlk golünüzü bizden mi yediniz? Sizden yedik. Hadi bakalım. Oydu, tek üzüntü yok. Gerisi güzel. Tamam. Maça devam edelim o zaman. Evet, Arif ileriye uzun bir vuruş. Olmadı. Tamam, tamam. Yere kayıyor. Hakan Bey orada. Yere bak, adam adam oğlum. Bak orada. Hakan Bey orada adam boş ötede. Az daha gol oluyordu. Top şimdi Yusuf'ta. Şaban. Gol geliyor, gol geliyor. Evet. Hadi çak oğlum çak. Aferin, tamam olsun. Hadi yerinize yerinize. İkiye tek ve gol. Skor 5-1 oldu. İleri giden takım geri gelmiyordu. Evet. Hoca golü yazdı. Uzatma 2 dakika verdi. Bir ara pası daha. Son anda Arif. Va, direğe çarpan top girmedi. Girmemesi daha zordu. Evet. Arka tarafta Hamit Hakan Uğurlu. Yine sinsice yaklaştı pozisyona. Evet. Son 2 dakika demiştik. Çok da bir şey kalmadı. Evet, içeri güzel doldurdu Ferhat. Fakat ilk dokunuş gelmedi. Şimdi korner. Çok kötü bir korner izledik. Ve maçın son düdüğü geldi. 5-1. 5-1. Evet. Evet, Hamit Hakan Bey. Maça sonradan girdiniz, golleri attınız. Neler söyleyeceksiniz? Harika bir maç. Teşekkürler.
Evet. Tabii takım yenilince kimse konuşmak da istemiyor. Ama güzel bir mücadeleydi. Karşı takımı tebrik ediyoruz. Fox'a konuşmuyorum. Evet, Bilal, neler söyleyeceksin bugün? Takımın kaptanı olarak 5-1 kazandınız. Bundan sonra da önünüzde 2 maç daha var gruplarda. Kendinize rakip kimi görüyorsunuz? Bundan sonra neler olacak? Seni dinleyelim. Biz şu an maç bakıyoruz. Bugünkü maçı kazandık, mutluyuz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bugün biraz tutuk oynadık ama ikinci yarı maçı kopardığımızı inanıyorum. Rakibi de tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum turnuva boyunca. Peki bugüne kadar takımınız gol yememişti. Bugün gol yediniz. Nasıl yorumlayacaksın? Olarak katlandırıyoruz çünkü biraz fazla güvenden oluyor. Arkadaşlarla konuşup bu işi düzeltirdi inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Biz de size başarılar diliyoruz o zaman. Evet, maç sonu. Maçın kritiği yapılıyor. Evet. Hayır, eşortmanlarını giyip geleceksin bu maça. Ondan bırakmam kimseye. Evet. Haberin olsun. Hakan Bey ilk milli maçında ilk golünü attı. Tebrik ediyorum. Çok güzel. İkinciyi de atıyordu ama zannedersem sünger. Direkten mi? Sünger olmasın. Sünger. Bak düğün var. Bak şu anda düğün var. Düğünü bıraktım. Bir de kaynımın oğlu maça geldi. Bir de hasta. Şu anda elbiseler burada. Yiyip bir de düğüne gidelim.